Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkçe'den İngilizce'ye çeviri videolarımızın yedincisini yapacağız. Yine İngilizce öğrenmekle ilgili birbirinden farklı yapılarda 20 tane cümlemiz var ve bu cümlelerin çevirilerinin teker teker yapılarını göstererek yapmaya çalışacağım. Umarım ki çeviri yaparken sizlere yol gösterici olacaktır. Hemen isterseniz dersimize başlayalım. Birinci cümlemiz. İngilizce öğrenmek aslında zor değildir. Şimdi cümleye baktığımızda bu cümlenin öznesi aslında İngilizce öğrenmek oluyor. Eğer bir cümlenin öznesi bir mastarsa yani bir şey yapmak etmek gibiyse biz bunu tabii ki bir cümlenin öznesi olarak İngilizce'de yazarken fiilimsi haliyle genellikle yazmayı tercih ediyoruz. Yani to learn English diye başlamıyoruz cümleye. Nasıl, nasıl başlayacağız peki? learning english şeklinde başlayacağız. Learning English dedikten sonra şimdi bu cümlemizin aslında öznesi oluyor. Aslında zor değildir. Aslında zor değil cümlesi. Burada bir olumsuzluk var. Tabii ki cümle bir isim cümlesi. İçerisinde bir fiil yok. Yani baktığımız zaman zor değil ifadesi bir isim cümlesi. Dolayısıyla burada aslında anlamını vermek için actually kelimesinden faydalanabiliriz. Tabii ki aslında anlamına gelen başka kelimeler de var. Mesela as a matter of fact ya da in fact gibi kelimeler var ama bunlar genellikle cümle başında tercih edilir. Dolayısıyla burada cümle ortasında olduğu için biz burada actually kelimesini kullanabiliriz. Actually not difficult ya da hard şeklinde yazdığımız zaman bu cümlenin çevirisini oluşturmuş oluyoruz. İkinci cümleye geçelim. Önemli olan kişi gerçekten öğrenmek için motive ve istekli olmalıdır. Şimdi önemli olan ifadesini öncelikle yazalım. The important thing. The important thing önemli olan demek. Ve cümlemiz devam ediyor. Kişi gerçekten öğrenmek için motive ve istekli olmalıdır. Şimdi bu tarz cümleler bu şekilde başlayabilir. The important thing is that dedikten sonra kalan cümlemizi bağlayabiliriz. Şimdi kişi gerçekten öğrenmek için motive ve istekli olmalıdır. Şimdi burada kişi derken istersek one yani bir anlamına gelen kelimeyi kişi anlamında cinsiyetsiz olarak kullanabiliriz. Şimdi olmalıdır dediği için öncelikle fiilden başlayacağız yapmaya. Şimdi must'ı kullanabiliriz burada mesela melimalı anlamını vermek için ya da e, to'yu da kullanabilirdik. Şimdi must tabi olmalı dediği için must be dememiz gerekiyor öncelikle. Must be ve gerçekten ifadesini buraya eklersek, really yani burada bir sıfatı niteleyeceğiz. Nasıl olmalıdır? Motive, motivated and willing. Motivated and willing. Şimdi gerçekten motive ve istekli olmalıdır. Ne yapmaya? Öğrenmek için. To learn. Biliyorsunuz ki mak make için, anlamını vermek için to artı fiilin yalın hali kullanılır İngilizce'de. Dolayısıyla şu anda cümlemiz tam olarak çevrilmiş oldu. Diğer cümlemize geçelim. Çok kısa sürede İngilizceyi öğrenmeyi düşünmekten vazgeçin. Şimdi vazgeçin bir emir cümlesi gördüğünüz gibi. Burada give up ya da stop kelimesini cümlemizin başlangıç fiili olarak yazabiliriz. Vazgeçin dediği için bu bir emir cümlesi. Şimdi düşünmekten vazgeçin. Dolayısıyla burada bir fiilimsi yani gerunds devreye giriyor. Stop thinking dersek eğer düşünmekten vazgeçin. Çünkü stop'tan sonra fiilimiz ing eki alması gerekiyor. E, stop thinking dediğimiz zaman düşünmekten vazgeçin demiş oluyoruz. İstersek burada about diyebiliriz. About neyi düşünmekten vazgeçeceğiz? Learning English. İngilizceyi öğrenmekten. Nasıl? Yine short time. Yani kısa sürede İngilizceyi öğrenmeyi düşünmekten vazgeçin derken bu şekilde yazabiliriz. Başka nasıl olabilir? Mesela burada about yerine think of şeklinde de yazabiliriz. Stop thinking of learning English in a short time. Böyle dersek de olur. Çünkü think de kendisinden sonra of al edatını alabiliyor. Tabii ki stop yerine burada give up da kullanabilirdik arkadaşlar. Evet, diğer cümlemize geçelim. Dil öğrenmek bir süreçtir ve dört farklı becerinin kazanılması gerekir. Şimdi yine burada bakın İngilizce öğrenmek e, demiştik önce. Şimdi dil öğrenmek diyor. İstersek burada yine learning a language de diyebiliriz. Ya da istersek e, language learning şeklinde de yazabiliriz bunu. Bazen bu şekilde de tamlama yapılabiliyor İngilizce'de language language learning dersek bakın dil öğrenme. Yani normal Türkçe'deki gibi dil language learning öğrenme dil öğrenme tabi dil öğrenmek diyor burada mak ekini gördüğümüz zaman bir cümlenin öznesi olarak tabii ki de fiilimsi yapmamız gerekiyor dolayısıyla bu şekilde bir özne oluşturabiliriz language learning bir süreçtir dediği için burada yine bir isim cümlesi var is a process bir süreçtir ve and dört farklı becerinin kazanılması gerekir şimdi Öncelikle dört farklı beceri for different skills dedik. Şimdi ne e, gerekir diyor. Gerekir dediği için ister e, are necessary şeklinde to be gained şeklinde yazabiliriz. Ya da have to be dedikten sonra kazanmak anlamına gelen kelime gained şeklinde. Burada kazanılması dediği için tabii ki bir edilgenlik durumu var burada arkadaşlar. Kazanılması dediği için bakın. To be ifadesini kullandık burada. Ya da burada gained yerine acquired kelimesini de kullanabilirdik. For different skills have to be acquired şeklinde de yazılabilirdi. Veya tabii ki burada şöyle de denebilir. It is important to gain four different skills şeklinde yazarsanız. Tabii ne olur o zaman anlam. Yani veya it is necessary to acquire four different skills şeklinde yazarsanız. Dört farklı beceriyi kazanmak gerekir anlamına gelir. Yani illaki tek bir şekilde olacak diye bir kaide yok. Farklı farklı şekillerde bunları yapabiliriz. Maalesef yıllarca İngilizce dersler alıp bu dili konuşamayan yüz binlerce insanlar var. İnsan var. Şimdi maalesef ifadesini yazalım öncelikle. Unfortunately, Unfortunately maalesef yıllarca İngilizce dersler alıp bu dili konuşamayan yüz binlerce insan var. Öncelikle yüz binlerce insan var diye belirtmemiz gerekiyor. Tabi bunu ne ile belirteceğiz? There are. There are. hundreds, hundreds of thousands of people. Bakın yüz binlerce insan var dedik şu ana kadar. Tabi bu yüz binlerce insanı ne yapmamız gerekiyor? Tanımlamamız gerekiyor. Nasıl tanımlayacağız? Yıllarca İngilizce dersler alıp bu dili konuşamayan diyeceğiz. Yani diyeceğiz ki burada who have taken english courses for years. Yani burada bir present perfect tense ifadesi kullanmamız gerekiyor. Çünkü yıllarca yıllardır İngilizce dersler alıp hala konuşamayan yani hala devam eden bir süreç var. O yüzden dolayı burada present perfect tense kullanmak çok uygun olacak. And can't speak this language. Yani alıp bu dili konuşamayan. Yani burada aslında bir kez daha who yazmıyorum. Bu who'yu tekrar tanımlayıcı olarak burada and bağlacıyla ikinci cümleyi birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde cümlemiz oluşmuş oldu. Evet diğer cümleye geçelim. Aslında öğrencilerin çoğu günlük hayatta İngilizce konuşmadıkları için öğrenme ihtiyacı duymaz. Şimdi aslında şimdi cümlenin başında olduğu için istersek bunu in fact şeklinde başlayabiliriz cümleye. Ya da as a matter of fact şeklinde de yazabilirdik. Öğrencilerin çoğu. Öğrencilerin çoğu derken istersek most of the students şeklinde de söyleyebiliriz. Ya da tabi burada belirli bir öğrenci yok tüm öğrencilerden bahsediliyor most students dediğimiz zaman çoğu öğrenciler ya da öğrencilerin çoğu İkisi de aynı anlamı vermiş olur çoğu öğrenciler yani öğrencilerin çoğu günlük hayatta İngilizce konuşmadıkları için öğrenme ihtiyacı duymaz şimdi öğrenme ihtiyacı duymaz diyeceğiz Öncelikle don't need to learn Neyi English yani İngilizce öğrenme ihtiyacı duymaz ya da İngilizce buraya koymayalım. Şimdi diyor ki günlük hayatta İngilizce konuşmadıkları için. Burada dıkları için yani yapmadığı için. Buradaki için anlamını vermek için kullanabileceğimiz 3 tane e, bağlaç var. Bunlar for, e, since ya da because. Bunların üçünü de dığı için anlamını vermek için kullanabiliriz. Yani burada since de kullanabilir, kullanılabilir since kullandığımız zaman. Since biliyorsunuz den beri anlamına geliyor ama diğer anlamı da the için demek. Since they don't ne yapmadıkları için? Günlük hayatta İngilizce konuşmadıkları için. Speak English in daily life. Yani bakın cümleye baktığımız zaman yani günlük İngilizceyi İngilizce konuşmadıkları için, günlük hayatta İngilizce konuşmadıkları için çoğu öğrenci öğrenme ihtiyacı duymaz. Yani burada tabii don't need to learn yazmak yerine istersek don't feel the need to learn şeklinde de yazabilirdik. Evet, devam edelim. Kişi kendini öğrenmeye mecbur hissettiğinde bir an önce öğrenmek için ciddi bir şekilde çaba gösterir. Şimdi burada hisset Diğinde, bakın şuradaki ifade dığında, diğinde anlamına gelen ifade biliyorsunuz ki İngilizce'de e, once ya da when hatta by the time gibi kelimelerle sağlanabiliyor. E, biz burada when'i kullanalım. When, kişi dediği için yine one diye başlayabiliriz. Bunu üçüncü tekil şahıs gibi düşünelim kendini öğrenmeye mecbur hissettiğinde feels obliged feels obliged feel obliged yani mecbur hissetmek demek ne yapmaya to learn yani buraya kadarki anlam ne oldu kişi kendini mecbur hissettiğinde öğrenmeye mecbur hissettiğinde oldu daha sonrasında bir an önce öğrenmek için ciddi bir şekilde çaba gösterir şimdi tekrar özne yazmam gerekiyor ama Öznenin cinsiyeti belli değil o yüzden he or she şeklinde istersem yazabilirim. Çaba gösterir dediği için burada tabii ki yine ne var? Geniş zaman var. Geniş zaman çaba göstermek nedir? Make an effort. Make an effort çaba göstermek demek ya da struggle, struggle da yani çabalamak anlamına geliyor. Tabii burada özne he ya da she olduğu için makes. Makes an effort çaba gösterir. Nasıl çaba gösterir? Ciddi biçimde. Seriously. Ee, niçin? To learn. Tabi burada in order to learn ya da so as to learn şeklinde de devam edebilirim cümleye. Ne kadar sürede? Bir an önce. Bir an önce anlamına gelen ifade İngilizce'de as soon as possible. Evet bir an önce ya da too soon şeklinde de yazılabilirdi bu. As soon as possible bir an önce mümkün olan en kısa sürede anlamına geliyor. Evet devam edelim diğer cümlemizle. Ülkemizde İngilizce öğrenenlerin yaşadığı en büyük zorluk konuşabilmek ve konuşulanları anlayabilmek. Şimdi en büyük zorluk bu cümlenin nesidir? öznesidir. The biggest en büyük yani süperlatif yapı olduğu için big bigger the biggest en büyük oldu. Zorluk nedir? challenge. Evet. Challenge ya da difficulty. Difficulty ya da hardship zorluk anlamına gelir. En büyük zorluk hangi en büyük zorluk? İngilizce öğrenenlerin yaşadığı. Tabi burada yine bir relative pronoun yapmamız gerekiyor. That, burada that'i kullanmasak da olur tabii ki. Kimin yaşadığı? English learners, İngilizce öğrenenlerin. Nerede ki? In our country, ülkemizdeki. Ülkemizdeki İngilizce. Şimdi şu ana kadar yazdığımız şey aslında cümlemizin öznesi. Yani in, ülkemizde İngilizce öğrenenlerin he şurada yaşadığı dememiz için have kullanmamız gerekiyor. Tabii ki yaşadığı, sahip olduğu yani yaşadığı en büyük zorluk konuşabilmek ve konuşulanları anlayabilmek. Evet burada e, cümlenin devamı is, şimdi mak eki make, make olduğu için tabii ki de to kullanmamız gerekiyor ama konuşmak demiyor konuşabilmek diyor. Ebilmek anlamını to ile nasıl bağlarız? Tabii ki de be able to ile. To be able to speak konuşabilmek and understand ve anlayabilmek neyi? Konuşulanları. Konuşulanları de demek için bu şekilde yazmamız gerekiyor. What is spoken ya da spoken language şeklinde de belki ifade edebilirdik bunu. What is spoken? Yani konuşulan anlamını vermiş oluyor. Evet. Burada tabii ki edilgen bir yapı var. Ondan dolayı konuşulanları diyebilmek için bu şekilde bağlamak gerekiyor. Mesela yazılanları anlamak deseydik. What is written? Şeklinde ya söylememiz gerekirdi. Evet. Devam edelim. Diğer cümleyle. Bunun en önemli sebeplerinden biri. Şimdi bunun en önemli sebeplerinden biri bu cümlenin nesi oluyor? Tabii ki yine öznesi oluyor. Şimdi den biri anlamını verirken her zaman one of kullanılıyor. One of ne? Den biri, en önemli sebeplerinden biri. One of the most important reasons. Evet, one of the most important reasons. Yani en önemli sebeplerinden biri ama bunun dememiz lazım for this. Çünkü Reason genellikle kendinden sonra for alır. Evet böyle yazdıktan sonra cümlemizi tekrar diğer cümleyle yani daha doğrusu öznemizi cümleyle bağlayacağız. Öğrencilerin İngilizce öğrenme ihtiyacını çok fazla hissetmemesidir. Yine burada that ile ikinci cümleyi bağlayabiliriz. Ee, öğrencilerin yine students dedik İngilizce öğrenme ihtiyacını çok fazla hissetmemesi. Şimdi hissetmemesidir. Don't feel the need. Bakın, don't feel the need. Feel the need, ihtiyacını hissetmek demek. Ne, Neyi, neyin ihtiyacını hissetme? İngilizce. To learn English. E, ne kadar? Çok fazla. E, burada so much da diyebiliriz. Ya da that much şeklinde de bunu söyleyebiliriz. E, evet, bu şekilde çevirdiğimiz zaman anlam aynen yukarıdaki Türkçe cümlenin e, İngilizcesi oluyor. Burada don't feel the need demek yerine ne diyebilirdik? Don't need de diyebiliriz. Feel the need demek zorunda değiliz. Burada don't need şeklinde yazsak yine doğru olurdu arkadaşlar. Devam edelim. Öğrencilerin belirli dil bilgisi konuları öğrenmeleri ve bunlarla ilgili soruları sınavda cevaplamaları beklenir. Şimdi öncelikle özne ve yüklemi iyi tanıyabilirsek bir cümlede Cümleyi çevirmek aslında daha da kolaylaşıyor. Bakın, beklenir diyor. Beklenmek, beklemek değil de beklenmek. Burada ne var? Yine bir edilgenlik var. Öğrencilerden beklenir dememiz lazım. Öğrencilerin e, dil bilgisi konularını öğrenmeleri ve bunlarla ilgili soruları sınavda cevaplamaları beklenir. Şimdi, students dedik. Öncelikle öğrenciler. Sonra beklenir diyeceğim. Tabii ki neden e, R kullandım? Çoğul olduğu için. Beklemek nedir? Expect, ummak, beklemek ne yapmaları beklenir to şimdi belirli dil bilgisi konuları öğrenmeleri öncelikle öğrenmeleri beklenir diyeceğiz learn specific belirli ya da certain da diyebilirdik burada dil bilgisi konularını yani grammar uh, topics students are expected to learn specific grammar topics and ve ne yapmaları beklenir? Cevaplamaları. Answer. Değil mi? Answer. Cevaplamaları. Neyleri? Soruları. Answer the questions. Ee, ne ile ilgili? Bunlarla ilgili. About them. Nerede? Sınavda. In the exam. Veya in exams. Diye söyleyebilir. Sınavlarda bunlarla ilgili soruları cevaplamaları beklenir. Evet. Öğrencilerden beklenir anlamını bu şekilde vermiş olduk cümleye devam ediyoruz konuşma becerisi üzerine daha fazla odaklanmamız ve İngilizce haftalık ders saatini artırmamız gerekir şimdi burada yapmamız etmemiz gerekir anlamını verdiğimiz, ver, vereceğimiz için must kullanabiliriz kimin yapması gerekir bizim tabii ki we dememiz gerekiyor şimdi we must dedik We must. Artırmalıyız. Yani artırmamız lazım. Ya da we have to. Ya da we had better. Bunlarla yapabiliriz bu cümleyi. Ee, daha fazla odaklanmamız lazım diyeceğiz önce. We must focus the well. Focus. Concentrate. Evet. Odaklanmak. Ee, daha fazla diyor. More. Neye odaklanacağız? On. Konuşma becerisi. Speaking speaking skill. Evet, konuşma becerisi üzerine daha fazla odaklanmamız and İngilizce haftalık ders saatini artırmamız. Şimdi burada tekrardan must veya we must kullanmamıza gerek yok. Increase artırmak anlamına geliyor. Evet, neyi artıracağız? İngilizce haftalık ders saatini. Yani weekly haftalık İngilizce English course hours. Evet İngilizce haftalık ders saatini artırmamız gerekir şeklinde cümlemizi oluşturmuş olduk. Evet diğer cümle. İngilizce derslerinde nadiren Türkçe konuşulmalıdır. Şimdi burada cümlenin öznesi Türkçe aslında. Nadiren Türkçe konuşulmalıdır. Öncelikle Türkçe diyoruz. Turkish. Şimdi konuşulmalıdır dediği için burada yine must ifadesini kullanabiliriz. Nasıl konuşulmalıdır? Nadiren, rarely ya da seldom. E, Tabi burada bir ne var? Edilgen yapı var. Konuşmalıdır değil, konuşulmalıdır diyor. Dolayısıyla must rarely be spoken, konuşulmalıdır. E, nerede? İngilizce derslerine. In English classes. Evet, İngilizce derslerinde nadiren Türkçe konuşulmalıdır şeklinde cümlemizi çevirmiş. Olduk. Evet Öğrenci kendini İngilizce'de ifade etmek için çabalarsa zamanla bu çaba işe yarayacaktır. Şimdi çabalarsa dediği için ne var burada? Koşul cümlesi var. Yani koşul cümleleri biliyorsunuz ki if kelimesiyle başlar. Yani conditional clause konusunu incelersek koşul cümlelerinde her zaman if kullanıyoruz biliyorsunuz. Öğrenci kendini... Yani burada bir öğrenci diye başlayabiliriz. If a student, e, İngilizce'de kendini ifade etmek için çabalarsa. Yani struggles da diyebiliriz burada. E, çabalamak anlamında. Ya da e, tries hard şeklinde de kullanabiliriz. Tries hard e, çabalarsa ne yapmak için? To express, ifade etmek için. Ama kimi? Kendini. Şimdi express dedik ama burada kendini diyebilmek için hani cinsiyet yine belli olmadığı için himself or herself şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Ee, tabii daha cümle bitmedi. In English, İngilizce'de kendini e, ifade etmek için çabalarsa. Evet buraya kadar cümlemiz tamamlandı. Zamanla bu çaba işe yarayacaktır. Bu çaba dediğimiz aslında nedir? Eee this endeavor ya da this effort evet this effort bu çaba işe yaramak. İşe yaramak biliyorsunuz İngilizcede work yani çalışmak anlamına gelen kelime bazen işe yaramak anlamına da geliyor. Mesela it doesn't work dediğiniz zaman işe yaramıyor anlamı çıkıyor. burada yine bunu kullanabiliriz. Will. Şimdi neden will kullandım? Yarayacaktır dediği için. This effort will work. Ne demiş? Zamanla demiş. Zamanla anlamını da over time kelimesiyle verebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Yani bir süre sonra <laughs> daha kolay kendini ifade edebilecektir. Yani anlamına gelen kelimeler namely ya da that is that is ya da that is to say şeklinde de diyebiliriz. That is to say. Bunların hepsi de yani anlamına geliyor. Ee, daha kolay kendini ifade edebilecektir kim o yani he ya da she he or she. Şimdi edecektir değil de edebilecektir dediği için will be able to kalıbını kullanacağım. Will be able to express ifade etmek demekti biliyorsunuz. Express ifade edebilecektir ee, kimi kendini himself or Herself ee, Daha kolay diyor burada Daha kolay Tabi burada bir zarf olduğu için bu Bunu more easily Şeklinde söylersem Daha kolay bir şekilde e, Demiş olurum ee, Bir süre sonra diyor burada e, e, son olarak Bir süre sonra Bunu da nasıl denir Sometime later Şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar Evet Diğer cümlemize geçtik Hiçbir şey eskisi gibi değil. Kişi dil öğrenmek istediğinde belki de ihtiyaç duyduğu tek şey internet ve cep telefonu. Öncelikle hiçbir şey eskisi gibi değil ifadesini nasıl söyleriz? Nothing is uh, like in the old days. Like in the old days eski günlerdeki gibi değil anlamını verebilir burada. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil kişi dil öğrenmek istediğinde dığında diğinde anlamı var yine burada. Yine ne yapabiliriz? Ven'le başlayabiliriz cümleye. Kişi demiş. Tekrar öznemiz van olabilir veya when someone şeklinde de başlayabiliriz bir cümleye. When a person diye de başlayabiliriz aslında. Dil öğrenmek istediğinde wants to learn a language. Yani dil öğrenmek istediğinde belki de ihtiyaç duyduğu tek şey Maybe belki de the only thing the only thing tek şey demek that he or she needs bakın buraya kadar ki anlam belki de ihtiyaç duyduğu tek şey tabi yine he ya da she diyorum çünkü cinsiyet belli değil o yüzden e, ikisini de yazıyorum e, sonrası da zaten yine fiil olmadığı için ne yapıyorum? İsim cümlesi gibi değerlendiriyorum. Ve is internet and mobile phone dediğim zaman cümlem tam anlamıyla çevrilmiş oluyor. Evet, devam edelim. Dil öğrenmek için yüzlerce web sitesi ya da ücretsiz uygulamalar mevcut. Şimdi mevcut bu cümlenin yine e, fiili gibi görünüyor. Dolayısıyla var anlamını verebiliriz burada yani derar diyebiliriz istersek ya da there exist de diyebiliriz var yani mevcut anlamında e burada kasmaya gerek yok derar diyelim dil öğrenmek için yüzlerce web sitesi ya da ücretsiz uygulamalar yani ne diyeceğiz önce yüzlerce web sitesi hundreds of hundreds of websites hundreds of websites için? to learn A language and yani burada ne dedik dil öğrenmek için yüzlerce web sitesi var ve ya da diyor or ya da or e, ücretsiz uygulamalar free applications evet apps ya da free apps free of charge e, ücretsiz anlamına geliyor free de aynı şekilde burada sıfat görevinde. Evet, bu şekilde cümlemiz burada oluşturulabilir. Devam edelim. Telaffuzu geliştirmek için sesli kitaplardan, kelime öğrenmek için flash kartlardan, konuşma becerisi için uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Öncelikle faydalanabilirsiniz diye başlamam gerekiyor. Kim faydalanabilir? Siz. O halde you can. Faydalanmak nedir? İngilizcede benefit. You can benefit. Ee, veya get benefit from şeklinde de olabilir. You can benefit from yani den faydalanabilirsiniz dedik. Neyden faydalanabiliriz? Sesli kitaplardan. Audio books. Ni için? To improve geliştirmek için. Pronunciation. 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 Pronunciation yani telaffuz demek. Pronunciation. E, telaffuzu geliştirmek için e, sesli kitaplardan. E, şimdi tekrardan from dememe gerek yok. Flash kartlardan. Kelime öğrenmek için. Yani flash cards to learn vocabulary. Kelime öğrenmek için. E, flash kartlardan. Ve ne diyor? Konuşma becerisi için uygulamalardan. Yani applications Şimdi burada konuşma becerisi için diyor. Yani şey fiil yok burada. Yani şunu yapmak için bunu yapmak için demiyor. O yüzden için anlamını forla vereceğim. Konuşma becerisi nedir? Speaking skill. Evet bu şekilde cümlemi tamamlamış oldum arkadaşlar. Devam edelim. Bir diziyi İngilizce altyazı ile izlediğinizde aynı bölümü altyazı olmadan tekrar izleyip anlamaya çalışın. Şimdi yine bakın izlediğinizde diyor. Burada dığında diğinde ifadesini bakın bu çeviri videosunda bayağı bir kullandı. Dığında diğinde anlamı neyle veriyoruz? When. Kim izlediğinde siz. When you. Ne yaptığınızda izlediğinizde. Watch. Ne bir diziyi. A series. Ne ile? With English subtitle. Yani İngilizce altyazıyla bir diziyi izlediğinizde ya da bir diziyi İngilizce altyazıyla izlediğinizde aynı bölümü altyazı olmadan tekrar izleyip anlamaya çalışın. Önce tekrar izleyin diyelim ve anlamaya çalışın diyelim. Yani watch, izleyin. Neyi? The same part. Aynı bölümü. Watch the same part. Nasıl izleyeceğiz? Altyazı olmadan olmadan anlamını ne ile vereceğiz? Without. Without subtitle. And ve ne yapalım? Anlamaya çalışalım. Try to understand it. Onu anlamaya çalışın demiş olduk. Evet geldik diğerine. Karşınıza çıkan yeni kelime ve deyimleri Kullanıldıkları cümle ile birlikte not almak ve sürekli tekrar etmek önemlidir. Şimdi, önemlidir diye başlayacağız cümleye. It is important. Önemlidir. Ne yapmak önemlidir? To. Yeni kelime ve deyimleri kullandıkları cümle ile birlikte not almak. Öncelik not almak diyeceğiz. Take note ya da note down. İkisini de kullanabiliriz. Neyi not almak? Yeni kelime ve deyimleri. Yeni kelime ve deyimler. The new words and idioms hangi yeni kelime ve deyimleri karşınıza çıkan that you come across come across karşılaşmak karşınıza çıkmak anlamına geliyor. Ee, önemlidir. Heh. ve ve ne yapmak? Onları ha, tekrar etmek. Yani tekrar etmek repeat. Repeat neyi? Tabii onları burada onları ifadesini ekleyebiliriz. Ee, sürekli tekrar etmek, ee, sürekli anlamını nasıl verelim? Continuously ya da e, Constantly bu kelimeyle de verebiliriz. Constantly, ee, sürekli olarak tekrar etmek önemlidir. Aa, burada bir şey unuttuk. Kullanıldıkları cümle ile birlikte not almak. Ha, şurada, e, <laughs> ee, bir dakika, şurada kullanıldıkları cümle ile birlikte not almak diyeceğiz. Ee, şimdi with the ne ile cümle ile birlikte with the sentences, with the sentences in which they are used, in which they are used, kullanıldıkları cümle ile birlikte not almak. Ee, ama bunu şuradaki ifadeyi e, öncelikle şuraya aktarmamız gerekiyor, yani şurayı silmemiz gerekiyor. Yani bunu ön şeyle bağlamamız gerekiyor bunu ee, silelim buradan kopyalanmıyor. Şöyle yapalım. Heh. That you come across. Evet. Şimdi cümlemiz doğru oldu. Yani karşınıza çıkan yeni kelime ve deyimleri ne ile birlikte? With the sentences in which they are used. Yani içinde kullanıldıkları cümle ile birlikte not almak önemlidir ve onları sürekli tekrar etmek. Evet. Şimdi cümlemiz oldu. Kullanıldıkları dediği için burada tabi edilgen bir yapı var. İçinde kullanıldığı dediğinden dolayı buraya in which şeklinde belirttim arkadaşlar. Devam edelim. Kendi ana dilinizde sıfat, zarf, bağlaç gibi sözcük türlerine ne kadar hakim olursanız başka dili öğrenmek de o kadar kolay olacaktır. Şimdi ne kadar o kadar. Bu tarz yapılar İngilizce'de the more, the more, the more, the less, the less, the more gibi kalıplarla yapılıyor. Şimdi ne kadar hakim olursanız dediği için ben burada the more diye başlıyorum cümleme. The more you. Şimdi hakim olmak İngilizce'de master. Master ya da the more you know da diyebilirdik burada. The more you master neye hakim olursak e, sözcük türlerine. Parts of speech, parts of speech, parts of speech, sözcük türleri demek. Ee, kendi ana, ana dilinizde sıfat, zarf, bağlaç gibi. Such as, such as burada gibi anlamını vermek için such as kullandım. Ee, ne gibi? Sıfat, adjective zarf, adverb and conjunction, conjunction nerede? Kendi ana dilinizde. In your native language. In your native language. Ya da burada in your mother tongue da diyebilirdik. Evet buraya kadarki anlam ne oldu? Kendi ana dilinizde sıfat, zarf, bağlaç gibi sözcük türlerine ne kadar hakim olursanız başka dili öğrenmekte o kadar kolay olacaktır. Şimdi o kadar kolay olacaktır dediği için burada the easier dersem o kadar kolay anlamını Verir olacaktır dediği için de it will be diye devam edeceğim cümleye it will be ne the easier it will be ne yapmak başka dili öğrenmek to learn başka dil another language evet şimdi bence cümlemiz tamam oldu arkadaşlar evet bu ders biraz benim için doğaçlama bir anlatımdı açıkçası aşırı bir hazırlık yapmadım. Ama tabii ki çeviri ile uğraşanlar için umarım bazı yapılar, bazı yapıları çevirmem onlar için bir yol gösterici olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.